Peki sevgili arkadaşlar, tekrar ben böyle bir hızlıca bakalım. Açılım istiyorsunuz, açılım yapalım. Erillerin farkına varamayıp da farkına vardıkları bir önceki videoda, şimdi bu farkına vardıklarını kabule geçmelerine niyet ediyoruz. Neyi kabule geçmeleri gerekiyor? Onu yapalım. Hadi bakalım. Oo, başka kart çekmeye gerek yok. Bence burada bitireyim arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Gerçek kadersel eş geldi. 29 ve 2 ve 9. Sevdiğini bekleyen en büyük hayali de gerçek bir aşk yaşamak olan gerçek ilahi bir dişi. Koşulsuz sevgideki bir insan anlatır arkadaşlar. Peki, demek ki siz ruh ikizinizi kabulde değilsiniz. Ruh ikizinizi, ruh eşinizi kabul etmeniz gerekiyor. Peki, başka bakalım. Başka ilahi eri şu geldi. Bu labirentin bitmesi için bunun olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bu bir labirentmiş. Siz bir türlü bu aşkta ruh ikizinizi kabul etmediğiniz için elime yapıştı. Köprüler yıkıldı dediğiniz yerde yıkılmamış köprüler. Tam da labirentiniz buymuş. Artık bunları kabule geçmeniz gerekiyormuş. Bugüne kadar geçemediğiniz buymuş. Bu aşk bitti zannediyormuşsunuz. Peki. Başka neyi bilmesi gerekiyor? Bunları bitirmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor deniliyor. Evet. Bu labirentin bitmesi, bu köprülerin yıkılmadığına inandığı noktada bitecek denildi. Peki. Bunları aldık, kenara koyduk. Peki. Sevgili ilahi dişili, zaten konunun dışında bir haberdar. Sevgili arkadaşlar, çok elzem bir konu var ki gerçekten tüylerimi diken diken eden şimdi aklıma geldi, ama önce bir kalp çekeyim. Peki, bir de ilahi dişili çekeyim. İlahi dişili ne demek isterseniz, söyleyeceklerin nedir sevgili ilahi dişil? Siz neyi bilmek istiyorsunuz? Ya da bilinmesini istiyorsunuz? Daha doğrusu siz ne demek istiyorsunuz? Hadi bakalım siz bir konuşun, ne demek istiyorsunuz? İlahi eril geldi, 28 numara. Başka? İki kart birden geldi. Çözüm anahtarı 33 ile geliyor. 3 ve 3. İki ikiz ruhu. Üçüncü kişinin kim olduğunu öğrenme kartıdır bu arkadaşlar. Sanıyorum siz bugünkü hazırladığım videolarla akana akıttım. Haktan akana aracılık ettim. Siz çözüm anahtarını bulmuş oldunuz. Üçüncü kişinin kim olduğu bilgisine siz ancak geldiniz. Çünkü ruh ikiziniz zaten çoktan gelmiştir o. Niye? Çünkü hep ruh ikizinizde acaba başka biri var mı yok mu dediğinde, bu da ilahi erillerin kartıdır zaten. Böylece olmadığını, köprülerin yıkılmadığını, orada biten bir şey olmadığını, işte bu acaba köprüler yıkıldı mı? Bu labirentten çıkacak mıyım? Sistem size bunu zaten bitir dedi. Burada karlı dağlar yok. Zaten sen karlı dağlar olduğunu düşündüğün için bu böyleydi. Çözüm anahtarı tam da burada yatıyor denildi. Peki ilahi dişi, sen başka ne demek istersin? Beni bekletirken benden her türlü haberi alıyor, rehberliği alıyor, bilgiyi alıyor. Benim hakkımda her türlü bilgiye sahip, sahip olmadığı bilgi yok denildi. Benim yuvamdan benden haber alınıyor denildi. Peki, başka ne demek istersin? Şimdi buna kule geldi, 16 numara. Hem de kader çarkıyla. Yani burada kendini inkar eden bir sevdiğim var. Aynı zamanda 6 ve kupa altılı. Zaten 1 ve 6. Bir büyücü ilahi eriyle, 6 da aşıklar kartına tekabül ettiği için ve zaten de İskambil'de de 6 numara kupa altılı çok özür dilerim resmedilmişti. Hep birlikte güzel günleri inşallah. Şimdi buna ayılacak denildi. Yani benden şu an bugüne kadar aldığı tüm haberleri, ona yardım ve destek olan benim kanallığımla doğru bilgilere ulaştığını, doğru kişinin ben olduğumu bilgisine gelecek denildi. Peki başka ne demek istersen? Burada bir dakika bununla birlikte alayım. Ona üçüncü kişi zar atarken benim ona zar attığımı zannetti. Halbuki en büyük hayali bendim. 9 numara.
Fakat ben değilmişim gibi üçüncü kişiyi seçti ama üçüncü kişinin de ona zar attığını bilmiyordu. Ve benden en büyük hayali ben, beni bu kadar severken, bana bu kadar kavuşmak isterken sürekli beni irdeledi, beni deşti. Halbuki ben değil, üçüncü kişiyi de araması gerekiyordu. O zarları atan dibindeki ve bunları bilmesine rağmen bilmemezliğe verdi denildi. Peki, o zaman bunları da üçüncü kişi ve zar kartı şöyle koyayım. Başka ne demek istersin? Ne gibi zar atmış mesela? Ne demek istiyorsun zar kartıyla? Ha, şu zar kartına ben bir kart alayım. Çünkü bakın, üçüncü kişi ve ilahi dişil kartına bakın arkadaşlar. Üçüncü kişi ilahi dişili taklit ediyor. İlahi dişinin numarası gerçek ilahi dişildir. Ve 29 da geliyor. Üçüncü kişi 29 da geliyor. Yani ilahi dişili taklit ediyor. Ama taklitte daima asıllarını aratır bilirsiniz. Peki. Şimdi diyor ki ilahi dişi, beni taklit eden üçüncü kişi benim üzerimden oyunlar oynuyor, benim üzerimden işte belki videolar hazırlıyor, benim üzerimden işte erilim sevdiğimin bilgeliğe gelmemesi için, belki de işte bizim kavuşmamamız için elinden geleni yapıyor. Zira. O ne yaptığını biliyor, onun ne yaptığını da Allah bana içime veriyor, öyle biliyorum. Vav. Wow. İlahi değil, benim zar attığımı zannediyor. Üçüncü kişinin yalanıydı. Benim adıma hazırladığı zarı kendi attı, benim sevdiğime denildi. Bakar mısınız? Ay, çok tüylerim diken diken oldu gerçekten. Peki, ne gibi bir zar atmış mesela? Yani senin ismini, seni kullanarak senin üzerinden bir zar mı atılmış demek istiyorsun? Bir oyun, bir plan mı hazırlanmış? Bunu mu demek istiyorsun? Oo, ilahi erilin kendisi verildi. Evet. Aman Allah'a. Ay, bir dakika, sizi şöyle yan yana koyayım da birbirinize yüz yüze bakın arkadaşlar. Şimdi yüzleşin bakalım. Oo, ilahi dişi muhteşem. Bakın, ne zamandır hiç ilahi dişili yapmamıştım. Hatta bir yorumcu da şöyle yazmış. İlahi dişil ne yapıyor? İlahi dişil ne yapmalıdırla ilgili video yapar mısınız demişti. Bu da o isteyen arkadaşa cevap olmuş olsun. Peki, bir dakika, ben şimdi kartları karmak istiyorum. Tekrar devam etmek istiyorum. Burada şimdi zarla, senin hakkında senin adın sanın kullanılarak ilahi erile zar atıldı. O da bu zarı yuttu mu? Bunu mu demek istiyorsun? Ben doğru anladım mı? Oo, kader çarkı geldi. 10 numara cevap. 10 numara cevap 10 numara ile geliyor arkadaşlar. Evet. Buradaki açılmayan kitap buydu. Kendini ve beni ve bu aşkı inkarda 26 numara. İki ikiz ruhu ve aşkı gösteren karttı. Birbirimizin kaderi olduğumuzu o kadar iyi biliyordu. O kadar inkardaydı ki hiç bu kitabın kapağını açmadı. Yani kaderimiz için zerre kısmını kımıldatmadı. Bana karşı üçüncü kişilerle düşmanlık yaptı. Savaş açtı. Hep karşı tarafta yer aldı. Yani bana düşmanlık yaptı değildi. Yapmaz da ilahiyle. Üçüncü kişilerin attığı zarla tam çözüm anahtarı burada. Üçüncü kişilerin attığı bu zarla kendini, beni ve ilahi aşkı kabul etmedi diyor ilahi dişil burada. Kendini inkardaydı, beni inkarda, aşkı inkarda, kaderimizin bir olduğu, yani biz birbirimizin kaderiyiz. Ben bunu biliyorum, o da biliyor. Ben kabul ediyorum ama o inkarda dedi. Zarı da ona üçüncü kişi attı. Tam da çözüm anahtarı burada. Ancak benim üçüncü kişinin kimdir, nedir hakkındaki geldiğim, sahip olduğum bilgi, o da geldiğinde ancak bunu anlayacaktı. Ancak şimdi anlamışsınız ki sizin kartlarınızda sevdiğinizde düşündüğünüz üçüncü kişi siz kendinizsiniz. Bakın, 28 numara, 28 numara arkadaşlar. Bakar mısınız? Asıl ilahi eril 28 ve 28 numara sevdiğinde düşündüğü diğer ilahi eril. Sistemde ilahi dişil diyor ki evet doğru, bende biri var ama o biri sensin. Sen ve sen. Bakar mısınız? 28-28. Bugüne kadar ilahi eril atılan bu zar buymuş. Bunu yutmuş arkadaşlar.
Çünkü üçüncü kişi hakkındaki bilgiyi bir türlü kabul etmemiş, gelmemiş. Sevdiği hakkında bütün atılan iftiralara da bu üçüncü kişinin attığına 29 numara bakar mısınız? İlahi dişili numarası 29 ilahi dişili taklit etmiş. İlahi dişil üzerine bir sosyal medyada bir oyun, bir zar, bir şey hazırlamış. İşte bu video olabilir, sesli mesaj olabilir, bir kamera video çekimi yapmış olabilir. İşte örneğin sosyal medyada biz az mı duyduk, değil mi? Hepimiz yaşamıyor muyuz? Hepimiz duymadık mı bunu bu toplumda? Nice politikalıcılar, nice artistler, sanatçılar, devlet büyükleri olsun. Normal sıradan insanlar, bizim sevgili gönül dostu danışanlarımız da olsun, ne denildi? Hepsi şunu anlattılar. Zaten hani burada da bu ilahi dişide de benim anladığım kadarıyla. Şimdi bu üçüncü kişi, bu da 33-33. İki tane üç olmasının sebebi şudur arkadaşlar. Eril'in üçüncü kişi hakkındaki üç kimdir, nedir, neler yaptığının bilgisine varması süreci ne anlatır? O bilgiyi anlatır. Bir de ilahi dişinin bu bilgiyi aynı şekilde, bu bilgiye varması, bu süreci anlaması, farkına varması. 33-33, yani iki tane ikiz ruhun üçüncü kişiler hakkında ikisinde bilgiye gelmesini anlatır. Üçüncü kişi kimdi, neden? Şimdi ilahi dişi burada diyor ki çözüm anahtarı bende yatıyor zannederken aslında üçüncü kişide yatıyordu diyor. Çünkü üçüncü kişinin gerçekte kimin üçüncü kişi olduğunu bir türlü uzun süre diyor çözemedi diyor. Kaderi olan ben olduğum üzerinde daha çok ben miyim değil miyim diye buna kafa yordu. Halbuki yanlış bir noktada durdu. Ona tüm doğru rehberlikleri ben ve benim evimden, benim aracılığımla benden rehberlik aldı deniliyor. Bakar mısınız? Ve kader çarkı, kader çarkı iki tane, hem yıkılan kule hem kader çarkı hem iki kader çarkı, bakar mısınız arkadaşlar? Ve çok büyük iki tane arkanadır, yani 26 ve 16 ile geliyor, bakar mısınız? Kaderi bilen iki ikiz ruh aşkı biliyor, birbirinin aşkı, birbirinin kader olduğunu biliyor, fakat yıkılarak kader çarkında seçilmiş olan, sen kendi talihin ol, yıkılan kuleyle 16 numarayla bir olan, büyücü olan ilahi eril aşkı ancak anlayabiliyor. Onun için 16 numaradır yıkılan kule. Bu ilahi erile temsil eder. Bir numara altı da aşkı anlatır. Aşıklar kartını anlatır, ruh ikizini anlatır. Yani burada ilahi dişi öyle güzel bir şey söylüyor ki, öyle öyle derin mesajlar veriyor ki, diyor ki benim hakkımda her neyi doğru bildiğini zannettiyse onlarda yıkılarak gerçek kaderi, gerçek doğru dürüst kişinin ben olduğumun bilgisine vardırıldı. Bunları da biliyor, uzun sürede bu bildiklerini de inkardaydı ve kabul etmediği için sürekli benim üzerime kafa yordu. Ben mi üçüncü kişiyim değilim, ben mi doğruyum değilim, ben mi kendisine yanlış yapıyorum, doğru olan ben miyim, yanlış yapan ben miyim, acaba ben bir yanlış yaptım mı derken beni zerre, bu arada burada şu da var, beni görmüyor diyor. Ama beni görüyor diyor. Kendini bana göstermiyor. Kendini gizliyor. Kendisi gerçekte kimse, Mevlana Hazretleri ne demişti? Kim olursan ol gel. Ama ya olduğun gibi görünge, göründüğün gibi ol. Yani burada göründüğün gibi olmak da doğru değil. Olduğun gibi olmak en doğrusudur. Hani kendisi kim ise, kendisi o şekilde kendisiyle iletişime geçmediğini ama kendisinin evinden ve kendisinden ve kendisinin tanıdığı çevresindeki üç kişi üzerinden de gitmiş, bizzat görüşmüş, fiilen fiziken kuşlar onu söylüyor. Yani ilahi dişi diyor ki burada beni tanıyan, yani benim sınandım ve kendisinin de sınandın ama ben sınandığımın farkına vardım. Ama o farkına varmadı. Benim tarafımda beni tanıyan üç kişi kullandı, onlarla görüştü, fiziken de görüştü. Benim hanem ve benim hakkımda, hayatımda bir başka erkek var mı yok mu, evli miyim değil miyim, hayatımda biri var mı yok mu, üç kişiyi benim hayatımda tanıdı, onlarla diyaloğa girdi. Daha öncesinde belki tanıdığı var bilemiyorum ama bir tanesini tanıyormuş bakın. Bu öndekini tanıyormuş, ortadaki büyük kuş. Diğer iki tane kuş küçüktür, uzak, yani tanımıyor. Dişil tarafındaki üçüncü kişiden bahsediliyor. İlahi dişil tarafında diyor ki beni tanıyan üç kişiyle gitti görüştü, bu bir tanesini o da tanıyor, ortak tanıdığımız için ortak en büyük üçüncü kişilerden biri diyor. O diyor benim hakkında bir yalan iftira atmış diyor, o da inandı diyor ilahi eril içinde, onun için ortada ve büyük geliyor üçüncü kişi yani. Hani bundan sonraki ikinci en büyük üçüncü kişiymiş o kişide ve
Hem ilahi dişil tanıyor hem ilahi eril tanıyormuş. Ve diyor ki ilahi dişil burada, benim evimden hayatım hakkında o kişiye soruyor, bana gelip sormak yerine. Bir de onun her söylediğine de inanıyor, onu doğru söyleyecekmiş gibi diyor. Hiç yalan söyleyebilirim. Ben böyle bir ruh eşliliğindeyim. Ben işte kendim olamıyorum, sürekli kendimi inkar ediyorum. Bu bir ilahi Allah sadakasına nail olacağız. Bunun imtihanı, sınavı, sınanması var. Bunları hiç düşünmüyor. O üçüncü kişiler önüne niye çıkarılıyor? Veya sen benim tarafımdaki üçüncü kişiyle niye tanıştırılıyorsun? Allah niye onları önüne çıkarıyor? Onlarla tanışma hemhal oluyorsun. Bir de fiziken gidip görüşüyorsun. Bir de onların ne söylediğine ağzına bakarak karar veriyorsun. Ahkam kesiyor benim hakkımda diyor ilahi dişi. Vav. Wow. Vav. Wow, gerçekten vav wow yani. Gerçekten vav. Wow. İlahi dişi nelere katlanmış. Diyor ki öyle sahtekar üç kişi. Öyle sahtekar üç kişi diyor. Ben de tanıyorum, o da tanıyor. Belki de böyle bir şey diyor. Bilemiyorum şimdi. Ben bütün aklıma gelen senaryoları okuyayım. Size hangisi uyuyorsa onu alın. İşte diyor, hayatında bir eril yokken ben bu evimde yalnızken, bakın burada yapayalnızken diyor. Beni görmediğini iddia ediyor ama bütün haberleri benden alıyor, benim üzerimden alıyor, benim aracılığımla alıyor. Benim tanıdığım kişilerden benim hakkında zerre sahip olmadığı, bilmediği hiçbir bilgi yok. Şimdi benden buna aydınlanıyor ki ben onun bildiği her şeyi bildiğimi Allah bana içime vererek ben öğrendim diyor ilahi dişi. Bu ilahi rehberlikle aydınlanmaktır zaten yıkılan kule. Şimdi o da buna aydınlansın dedi ilahi dişi. Ve kaderiyken beni inkar etti diyor ilahi dişi. Bakar mısınız? Bende var olduğu bir eril, evet var diyor, doğru var bir eril ama o kendisi diyor, bunu kendisi de biliyor zaten diyor, bu Allah'ın sadakası ilahi aşkta. Ben bu kadar Allah inancı kuvvetli, Allah'ın sadakasını, Allah'ın verdiğini almış kabul etmişken diyor, ne ola ki başka birinin hayatımı alayım, onu niye bekleyeyim diyor. Bakar mısınız, gelip bana sorması gereken soruyu diyor, bir belki ortak tanıdınız, belki ilahi dişinin tanıdıkları, belki kendisi kendi tanıdıklarını ilahi dişiyle araya bir başka üçüncü kişileri sokuyor. Onların üzerinden ilahi dişil hakkında haber almak istiyormuş. Gidip dişiyle sormuyor. Yusuf. Yusuf biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne diyeyim? Yani burada öyle bir şey söylüyor ki üçüncü kişiye sürekli zar atıyor. Üçüncü kişinin sürekli zarlarını yiyor diyor. Ben üçüncü kişinin hakkında attığı zarlar onun kim ve ne olduğunu bildim. Kendisini biliyorum. Bu aşkı biliyorum. İnancım Allah'a tam, sadakasına tam, bunda zerre leke, herhangi bir kötü bir şey, çirkin bir şey asla olmayacağını, haşa bunu düşünmek bile gaflettir diyen bir ilahi dişi. Şimdi bunu aydınlansın, görsün bunca zamandır ne kadar boşa kof sınavlar verdiğini, boş sınavlar verdiğini, bir türlü kendini kabul edemeyen, inkar eden, bana aşık beni severken inkar eden, Allah'ın aşkı, sadakasını, sevgisini inkar eden kendini şimdi görsün diyor. Benim diye şimdi söylediklerimle bunu ayırsın diyor ilahi dişi. Başka ne söylemek istersin? Ay çok merak ettim. Biraz daha konuşturayım. Doyamadım. Başka ne demek istiyorsun? Mesela senin evden 12 numarayla diyor ki ben zaten 12 numarada bekleyen tarafım diyor zaten yani. Beklememesi gereken o için o kendisini bekletiyor bana gelmemek için, benden diyor haberler alıyor. Emin olacak ki öyle bana adım atacak diyor. Nasıl bir gaflette diyor ilahi dişi burada. 12 numaraya senin yuvan, anladım. Burada bir üçüncü kişiler de var arada. Bu üçüncü kişileri sen tanıyor musun? Benim üçüncü kişilerle işim olmaz dedi. Ters verdi. Bütün üçüncü kişiler o ve onun tarafında. Ruh yoluna çıkmadığı için, bu aşkı sezgilerini, aşkı kabul etmediği için üçüncü kişilerle hemhal ediliyor. Bir türlü bunu bir düşünemiyor ki. Biz kavuşana kadar bu sınanmanın bitmeyeceğini, başkalarının ağzına bakarsa bitmeyeceğini, her önüne çıkaranın mutlaka bir sebeple çıkarıldığını, çıkaranın da Allah olan olduğunu, ettiren, yaptıran, olduranın Allah olduğunu bir türlü kabule geçmiyor. Kendini inkarda, bu aşkı inkarda dedi ve ruh yoluna çıkmadığı sürece aynı zamanda 3 numarayla geliyor yelkenini, burada ters verdi. Üçüncü kişiden bir farkı kalmıyor. Üçüncü kişi gibi üçüncü enerjileri çalıştırıyor. O zaman Allah'ın nazarında bunun da farkında değil dedi ilahi dişi. Peki başka alayım. Ay çok merak ettim gerçekten. Ay hala doyamadım. Biraz ilahi dişi konuşsun ya. Hiç konuşturmadık. Biraz konuşsun. Başka ne dersin? 20 numara. 20 numaraya kadar mahkeme ve muhakemeden çıkamadı diyor ilahi dişi.
Ve o yüzden muhakeme kartı da 20 numaradır. Klasik tarotta da, Rumi'de de. Ve burada da muhakemeden çıkamayan, kamelyaya gidip sevdiğiyle bir buluşmayı teklifini yapamayan bir eril muhakemeden çıkamadığını söylüyor. Peki. Ha, muhakemeden çıkamadığı için senin hanende seninle ilgili başka üçüncü kişileri kullanarak senin hakkında bilgi alıyor. Ruh yoluna çıkmıyor. Aşkı kabul etmiyor. Ruh yoluna çıkmak ne demek? Aşk yoluna sevdiğine kendini inkar etmeyip istediğini yapmaya yola çıkmak. Çünkü kendini istiyor ama yapmıyor inkarda. Niye? Sorgudan çıkmıyor. Niye? İkilemden çıkmıyor. Peki. Başka demek istediğim bir şey var mı? Bir kart daha alayım. 40 tane iki yüzlü maskelilerle sınav edildi diyor. Ve benim bunu yaptığımı zannederken 40 tane maskeli durumu atlattı. Ben olmadığım hepsi, benim olmadığımın tersi. Yani ben değilim. Bu verildi kendisine. O hala acaba yine olabilir miyim bir ihtimal diye hala benim hakkımda düşündüğü için aynı zamanda bu kartın da ters gelmesiyle onu demek istedi zaten. Üçüncü kişilerden ve maskelilerden hiçbir farkı yok deniliyor. Kendini, beni ve aşkı inkarda. O yüzden onun da 40 tane suratı var. O da maske takıyor. Bana zaten belki işte 20 tane, 40 tane maske taktı. Benden haber almak için, yuvamdan benden haber almak için. Bakar mısınız? 40 tane maske geliyor yani burada. Ay inanılır gibi değil yani. Gerçekten ilahi dişil artık hakikaten bıkmış yani. Gerçekten bıkmış. Peki. Bu 40 tane maske ilahi elinin sana taktı maskeden mi bahsediyorsun? Evet, 6 numara ile geliyor bulutlar. Bana gözyaşı yaşatan o taktı 40 maskeyle bana yaptığı eziyetler diyor. Ve bir de burada şunu diyor. Benim ona sanki güneşi göster, kara bulutları, gözyaşı yaşatın, sanki karmayı yaratan beni de ben yaşatmışım gibi zannediyor. Halbuki bu aşka ihanette olan bana gözyaşı yaşatan o deniliyor. Doğru mu anladık? Ya ben masumdum diyor. Bütün bunları o yaptı, buna rağmen masum oldum bile bile beni bitirdi diyor. Ay, beni masumiyetimi kabul etmedi bir türlü. Hiç bu ihtimali düşünmedi bile. Kim ne derse herkesin ağzına baktı ve benim yanlış olduğumu düşündü ve beni direkt sildi diyor. Orakla biçti. Hem de hiç gözümün yaşına bakmadan biçti diyor. Hiç onunla birlikte olabileceğim, onu sevebileceğim, bu aşkla birlikte olabileceğimizi ihtimalini zerre vermedi. Ay, yazıklar olsun gerçekten. Bana ölü gözyaşı yaşattı, ölü gözyaşı yaşattı ki seller gibi diyor. Burada sağanakla yağmur yağar arkadaşlar. Aynı zamanda da diyor ki güneşi göreceğim diye beni terk edip gözün yaşına bakmadan beni sonsa dek bitirdi demek burası. Ne demek arkadaşlar? 13 numara ölüm kartıdır. Beni bir daha görmemek üzere sonsa dek bitirdi gitti. Güneşi göreceğini zannettiği yerde sağanağa tutuldu. Öyle gözyaşları döktü. Beni orakla biçti, o da orada biçildi diyor. Aa. Ay, ay bunları oraya koyasım gelmedi. Peki son bir kez bir şey söyle videoyu bitireceğim. Ne demek istiyorsun? Bana tilkilik yapmayı bıraksın. Tilkilik yaptığı sürece dengeye gelemiyoruz. 14 numara denge ile gelir. Bu çakallıklara son versin. Yaptığı her şeyi biliyorum. Yemediğimi bilsin artık bana bir daha kurnazca, tilkice, çakalca bir şey yapmasın. Yani demek istiyor ki kendini gizlemesin. Kimse o şekilde diyor bana gelecekse gelsin. Bunun ötesinde zerre başkaca bir şey olamaz diyor yani. Kendisini inkar etmekten vazgeçsin artık. Tilkiyle geliyor. 9 numara ve 14 numara ile geliyor. Bakar mısınız? 9 numara en büyük hayali. Bu yola çıkmıyor. İlahi Eril'in yol kartıdır. Ve tilki dönüp dolaşacağı yer yine benim diyor. Bunu bilmesine rağmen sadece bunu geciktiriyor. Bu kurnazlıklara başvurduğu sürece de biz bir araya gelemeyiz diyor. Ben zerrece kurnazlık yapmıyorum. Bana da kurnazlık yapmaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor denildi. Ne gibi kurnazlıklar yapıyor sana? Mesela ne demek istiyorsun? Merak ettim ben. Oo, hiç demeye gerek yok. Bunu okuyamayacağım arkadaşlar. Düşmanlık yapıyor. En büyük düşmanlığı kendi yapıyor dedi. Bu aşkı bitiren kendisi. Ay hiç okumayacağım o kartı. Ay sevgili ilahi dişit. Ay Rumi'den kart alacağım bir dakika. Rumi'den kart alayım bitireyim.
sevgili Rumi tarot kartlarım, ilahi dişinin yüreğinde gerçekten çok büyük acı, gözyaşı, sızlama, Allah'ın izniyle bu bitmiş. O kendisine keşfetmiş bu aşkı, bu yolu keşfetmiş. İlahi sevdiği insanı keşfetmiş anladığım kadarıyla. Ve burada artık yürek acısının bitmesini, dengeye gelinmesi için artık onu ilahi sevdiği erilin kurnazlıklara izin vermemesi gerektiğini söylüyor. Burada Rumi ne der? Rumi tarot kartları, yani ilahi mesaj nedir burada erile? Ne der? Sistem erile ne der burada? Oho. Dişilin bütün söylediklerinde haklı, kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapan, doğru yolda olan dürüst bir insandır. Bu Burak Atı Miraç'a, Peygamber Efendimiz'e taşıdığı söylenen, tabi bu manada düşüneceğiz arkadaşlar. Yani bu hani ruhsal uyanış, ruhsal bilgeliği, Allah'a yakın olmak, doğru yolda olmak, Allah inancı çok kuvvetli olduğu için, Allah'ı kim olduğunu tanımayı bilmekliği istediği için, kendisini inancı da kuvvetli olduğu için gönül gözü açılmış, kalp gözü açılmış ve ruhsal rehberlikle tanışmış, ilahi rehberlikle kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapmış olan bir dişili gösteriyor. Burada sistem çok net verdi. Zerrece bu dişil hakkında artık yanlış bir şey, düşüncede dahi düşünülmemesi gerekiyordur. Burak Atı ve Miraç'ı düşünün, Peygamber Efendimiz'in çıktı. Artık burada söylenecek hiçbir şey yoktur. Bu ilahi eril zerrece bir düşüncede hala bir hata ve kusurda olursa, yani yanlış düşünürse ve hala maske takarak kurnazlık yapmaya, denemeye kalkarsa, hakkında bilgi almaya kalkarsa, bu asla onaylanmaz arkadaşlar. Yani burada sistem şunu dedi, eril için çektik, erilene deniliyor. Burada Allah'ın benliğine, kendi benliğini bırakmış, Allah'ın benliğine yolculuk yapmış, Allah'ın nazarında, Allah'ın sevdiği, takdir ettiği bir kulu, bu bilgiyi bil dedi erile. Ve bunu artık kabul et. Zerrece bu insan için, bu değnek prensi, değnekler içi olan, kim beni mutluluğuna çağırsa sadece neşeli bakışlar görecektir, edalarını bırak dedi. Yani maske takma, kurnazlık yapma, ruh yolunu ve sevdiğini ve bu aşkı ve kader birlikteliğini inkar etme. Onun üzerinden başkalarının ağzına bakıp başkalarının dediklerine göre inanıp bir de doğru mu diye onu araştırıyorsun. Artık bu çocuk edalarından çık, bu akılsızlık, bu küçücük bir çocuk aklı gibi bir akılla düşünüyorsun. Bu da yakışık almıyor. Öyle hayat bana güzeldir, kim de beni mutluluğuna çağırsa ben giderim edalarını bırak bir kenara. Burada ciddiyete davet ediliyorsun. Burada Allah'ın benliğinden kendi benliğinde Allah'ın benliğine yolculuk yapmış bir dişle karşılık sen busun denildi. Onun için burada kime karşı kurnazlık yaptığına dikkat et diye uyarıldı arkadaşlar. Şimdi artık bütün bu bilgeliği biliyorsun. Çözüm anahtarı da verildi. Üçüncü kişi olmadığını, üçüncü kişinin bu kişi olduğunu, yani senin boşadığın, sana zar atan, onlara hizmet ettiğin, onların söylediği yalanlara inanıp 40 maske takan, o 40 bin suratı olan o insanların kurnazca, tilkice sana zar atarak ruh yolundan, seni kaderinden geciktirdiler. Bunun tek sebebi de onda başka bir eril olduğu söylenmesiymiş veya başka bir erille bir şey artık ne gibi bir tezgah yaptılarsa, nereden bilelim arkadaşlar? Şimdi burası kolektif, bireysel açılım almanız gerekiyor. Bunun nokta atışı olması için bunu bilemeyiz ki, ama sosyal medya üzerinden çok büyük bir tezgah yapılmış. İlahi erile zar olarak iki tane üçüncü kişi yaptı diyor bu arada. İlahi dişi bu iki üçlü kişinin kim olduğunu bilgisine geldi. Eril bir türlü gelmiyor ruh ikize. Onun da gelmesi gerekiyor. O da geldi deniliyor. Gelmediyse bu açılım da geldi deniliyor. Rumi tarot burada çok net verdi sistem. Zerrece bu insan sana zar atmadı. Zerrece sana maske takmadı. Zerrece onun hakkında bir daha asla üçüncü kişiymiş gibi düşünme. Bu düşünce, düşüncede dahi düşünme, düşünceye düşme denildi. Yani öyle uyarıldı ve bu çocuk edasıdır, bundan kurtul artık denildi. Ve öyle kendini burnunu havaya dikerek böyle doğruymuş gibi de
durma denildi. Duruşun yanlış yani. Kendi benliğinde Allah'ın benliğini yolculuk yapmış biriyle ilahi elinin olduğu tavrı karşılaştırıyor. Sizden bakar mısınız arkadaşlar? Ya, hakikaten böyle bir insana, hani böyle bir dişili gerçekten şu, yani şu ilahi dişil kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapmış. Hani bu kadar Allah inancı kuvvetli, verdiği sadakasına, ruh ikizine, bu yola bu kadar kuvvetli, inançlı olan bu dişili, bu eril bir çocuk prens edasında hala başkalarıyla sosyal medyada akışta bulunuyormuş arkadaşlar. O da üçüncü kişiymiş. Sistem üçüncü kişiyle ona bir zar daha attırmış bu son zamanlarda. Belki 33 gündür, bilemiyorum. 33 gün sonra farkına varmış olabilirsiniz çözüm anahtarına. Üçüncü kişiyle belki sosyal medyadan yazıştınız. Üçüncü kişi olduğunu bilmiyordunuz. Şimdi onu öğrenmiş oldunuz. Hani ilahi sevdiğinizi inkar edip ona yapmanız gereken yolculuğa çıkmıyorsunuz ya. Burada bir kurnazlıkla da sosyal medyadan birileriyle yazışıyorsanız, hani işte ruh ikiziniz asla o taraklarda bizi yok. İşte onu bir daha asla öyle denemeye kalkma, maske takma, kurnazlık yapma, çocuk prens edalarından çık. Burada bu kadar olgun, bilge bir insan var, inançlı, dürüst, masum bir insan var. Kaç kere, iki kere masum kartı geldi biliyorsunuz. Artık o kişi sevdiğinin masum olup olmadığını sorgulamayı bitir dedi. 13 numara ölüm kartıyla geldi. Artık bunu sorgulamaya hakkın, haddin yok denildi. Bunu bitir denildi. Yani bu insana bunu yapıyorsun. Bu senin kaderin. Bunu artık kabul et denildi. Bunun üzerine de artık daha bir şey çekilemez. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Peki. Biliyorsunuz bu kolektif açılımdır arkadaşlar. Nokta atışı, herkes aynı şeyi yaşamıyor. Kim ne yaşadığını, tam olarak nerede, hangi duruşta, noktada, fikirde, düşüncedesiniz. Düşündüğünüz düşüncenizin size imtihan olarak geri döneceğini de bilmeyin. Unutmayın ki burada, burası kolektif ama burada 7 numara Küheylan'la kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapmış bir dürüst, sadık bir Allah vekili, dostu, insana, Allah kuluna siz bu şekilde iftira atamazsınız, kurnazlık yapamazsınız, maske takarak deneyemezsiniz, maske takarak bir üçüncü kişi sıfatından bir farkın yok diyor sistem yani. Ha o maske takmış, oyunlar oynuyor. Ha sen maske takmışsın, sevdiğine oyun oynuyorsun, onu deniyorsun. Onun hakkında, onun çevresindeki insanlarla durup durup tanışıp hakkında bilgi alıyorsun. Aynı şey, sen de üçüncü kişiden bir farklı durmuyorsun. Benim nazarımda denildi. Bu Allah sadakasıdır. Yanlış bir duruşta, davranışta, şekillerdeyse bu durum tutun ve davranışları da bırak denildi. Şimdi hanginiz bunu yaşıyor bilemeyiz tabii. Burada herkes için nokta atışı olması için bireysel rehberlikte anlaşılır. Burası yine de kolektiftir. Ona göre herkes kendine göre alacağını alır, düşüneceğini düşünür sevgili arkadaşlar. Peki videoları lütfen izliyorsanız, dinliyorsanız beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Alma verme dengemiz açısından çok önemlidir. Bireysel rehberlikler eğer benden almak isterseniz videoların altında, her bir videonun altında zaten iletişim numaram var. 530-122-1969'da yazılı olarak iletişime geçebilirsiniz. Peki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın.